AK Parti'nin dünkü meclis grup toplantısına Başkan Erdoğan'ın müjdeleri damga vurmuştu. Kredi kartı borçlarının Ziraat Bankası tarafından yapılandırılması vatandaşın yüzünü güldürdü. Halkbank'tan gelen kredi müjdesi de esnafı sevindirdi. Evet, kredi kartı mağduruyum. Yaklaşık 2-3 yıldır bu mağduriyeti olarak çekiyorum. Sürekli yani al ver. Yani borcu bir türlü yanını kapatamıyoruz. Artık bu şikayetler sona erecek. Kredi kartı mağdurları borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun, Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Vatandaş rahatlamış olur. Borçlarını evine icra gelmez. Borçlarını ödemiş olur bu şekilde. Ziraat Bankası kredi kartı borçlarını piyasanın altında faiz oranıyla yapılandıracak. 24 ay vade ile kredi alanlara %1.10, 60 ay vade ile alanlara %1.20 faiz uygulanacak. Yapılandırmadan 31 Aralık 2018 tarihine kadar kredi kartı borcu olanlar yararlanabilecek. Hiç kimse zamanında ödeyemiyor. Hep bir iki bankadan %2 kredi çekiyor, öbürüne kapatmaya çalışıyor. Böylelikle idame ettiriyor hayatını. Ama çok güzel bir uygulama, böyle bir uygulama varsa. Başvurur mu herkes buna? Kesinlikle herkes başvuracak buna. Bir rahatlama olacaktır. Mağduruz zaten. Şu anda krediler çok yüksek. Ödeme gücümüz de yok. Ama öyle bir devlet tarafından böyle güzel bir yardımlaşma olursa çok iyi olur. Vatandaş da sevinir yani. Yani güzel bir şey. Yani inşallah vatandaşın da dertlerine çözüm olur diye düşünüyoruz. Tabii insanlar da bunu suistimal edip ödeme alışkanlığından vazgeçmemeli. Zor durumda olan esnaf ve sanatkarların da yüzü gülecek. Halk Bankası uygun koşullarda kredi verecek. Borçsuz olan esnaf yok zannederse, merkez borçlu. Çok iyi olur. Esnafın da önü açılmış olur. Tabii rahatlatma olur inşallah. Yani ödeme koşulları falan da esnek olursa, esnafın yanında olurlarsa tabii güzel olur yani. Çok iyi bulduk. Bütün millet rahatlar yani o konuda. Daha öncelerde olması gerekiyordu ama biraz gecikti. Olsun, yine de iyi. Halkbank ilk 3 ayda 10 milyar, yılın tamamındaysa 22 milyar lira kredi verecek. Uygulamadan 350 bin esnaf faydalanacak. Vallahi iyi bir şey, esnaf açısından iyi bir şey tabii. Olsun yani. Esnaf mağdur durumda. Vergimizi kapatırız, borcumuzu. Biraz kredimiz var, onu da ödüyoruz zaten. Rahatlarız, biraz mal alırız. Sezona iyi bir açılış yapmış oluruz ya sezonda. İnşallah faydalı olur. İnsanların sıkıntısı bir nebze aşılırsa güzel olur.